Ders sonu sorulara hoş geldiniz. Soru 1, anayasa hukuku ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bir devletin şeklini, hükümet sistemini, temel hak ve özgürlüklerin ana çerçevesini çizen hukuk dalıdır. Şirketler arasındaki uyuşmazlıkları konu alır. Belediye, il özel idaresi gibi kamu kurumlarıyla bireyler arasındaki ilişkileri düzenler. Suçlar ve yaptırımları düzenler. Spor uyuşmazlıklarının çözüm usullerini düzenler. Şimdi kaydı durdurup cevabı verin. Cevap hemen sonraki slaytta. Cevap anayasa hukuku bir devletin şeklini, hükümet sistemini, temel hak ve özgürlüklerin ana çerçevesini çizen hukuk dalıdır. Diğer maddeler kanun ve yönetmeliklerle çözülür. Soru 2: Normlar hiyerarşisinde en üst sırayı işgal eden ve kanunlardan daha zor değiştirilebilen anayasadır ifadesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? Şekli anlamda anayasa. Maddi anlamda anayasa. İç tüzük. Kanun. Yönetmelik. Şimdi kaydı durdurup cevabı verin. Cevap hemen sonraki slaytta. Cevap. Şekli anlamda anayasa. Soru 3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Anayasa hukuku temel hak ve özgürlüklerle ilgilenmez. Anayasa hukuku salt devlet organları arasındaki ilişkileri konu edinir. Devlet başkanı anayasa hukukunun inceleme alanına girmez. Anayasa hukuku suç teorisiyle ilgilenir. Hiçbiri. Şimdi kaydı durdurup cevabı verin. Cevap hemen sonraki slaytta. Cevap. Hiçbiri. Soru 4. Oldukça uzun ve detaylı düzenlemeler getiren anayasalar ne şekilde isimlendirilmektedir? istik Basit. Ağır. Kapsayıcı. Sınırlı. Şimdi kaydı durdurup cevabı verin. Cevap hemen sonraki slaytta. Cevap. Kazuistik. Soru 5, aşağıdakilerden hangisi anayasaların tabi tutulduğu ayrımlardan birisidir? Katı veya yumuşak anayasalar. Uyulması zorunlu veya zorunlu olmayan anayasalar. Örtülü veya açık anayasalar. Yayımlanan veya yayımlanmayan anayasalar. Maddi koyut anayasalar. Şimdi kaydı durdurup cevabı verin. Cevap hemen sonraki slaytta. Cevap. Katı yumuşak anayasalar. Abone olmayı unutmazsanız sevinirim.